Merhaba arkadaşlar, günaydın arkadaşlar. YouTube kanalıma Oya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz öncelikle. Bugün bu videomuzda bu oyanın yapım aşamasını anlatacağım. Sanırsam bu bize Instagram hesabımız üzeri gelmişti. Şu an tam hatırlayamıyorum ama ismini de unuttum arkadaşın. Son 3 gündür video paylaşımı yapmadım. Beni merak eden, yorumlara yazan, mesaj yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ayağımın altında iki tane topak oluşmuştu arkadaşlar. Onun zorluğunu yaşıyordum yürürken. Ona küçük bir operasyon yapıldı hastanede. Biraz sıkıntılı oldu benim için. O yüzden videolara geçemedim. Bugün daha iyi hissediyorum kendimi ve sizlerden gelen modelleri değerlendirmeye başladım. Şimdi buna ilk başlarken yakın çekimimizi alalım. İlk başlarken yazmamızın tığ batısını yapalım. Tığ batısına ipimizi sabitleyip iki zincir çekelim. İki zincir çekip başına bir kez dolayıp yandaki kutucuğa girelim ilk başlarken. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. İlk tığ battığımızda ipimizi sabitleyelim. Bir, iki zincir çekelim. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilk pimpiremizi yapalım. Araya bir zincir çekip başına bir kez dolayıp diğer tığ battıya girelim. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Bakın şu aradan girip kapatıyoruz 4 zincirimizi. Pimpiri oluşuyor. Araya bir zincir başına bir kez dolayıp yandaki tığ battıya gir. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu aradan girip batıp kapatalım. Araya bir zincir başına bir kez dola tığ battısına gir. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu aradan girip kapatalım hanımlar. Bir zincir araya başına bir kez dola yandaki pimpiri tığ battısına gir. 2, 2 alalım. Gördüğünüz gibi böyle pimpirikler yapıyoruz hanımlar aramızı. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Bu kamerada bir düzensizlik var. Halledelim inşallah hep birlikte. Fazla yakın oldu herhalde, o yüzden biraz da. Bir zincir araya başına bir kez dola tığ batısına gir. 2 2 al. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın bu aradan girip kapatıyorum. Pimpiri oluşuyor. Araya bir zincir çekip başına bir kez dolayıp diğer tığ batısına giriyorum. 2, 2 alıyorum. Vereceğimiz arayı belirlemek için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Vereceğimiz arayı belirlemek için bu pimpirik işlemini yapıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bizim için gerekli olan halkalara ihtiyacımız var. Yazmalarda kullandığımız en küçük halkanın bir büyüğünü kullandım ben. En küçük halkanın bir büyüğünü. Şimdi vereceğimiz arayı belirlemek için pimpirik yaptıktan sonra bir zincir çektim. Başına bir kez doladım. Tığ batısına girdim. 2, 2 aldım. Burada pimpirik yapmıyorum. Bir zincir çekip küçük bir örümcek çekiyoruz. Aşırı büyük değil. Aşırı da küçük olmamak üzere arkadaşlar. Örümceğimizi çekelim. Şimdi bu halkayı alıyoruz. İçine sabitliyoruz örümceği çektikten sonra. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp halkaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İki trabzanım oldu şimdi. Başına bir kez dola gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Üç oldu. Başına bir kez dola gir. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alalım. 4 oldu. Şu an 4 tane oldu. Toplamda 21 tane trabzan yapıp dönelim. Evet arkadaşlar, halkanın içini 21 tane aynı şekilde doldurduk ilk yaptığımız gibi. Şimdi 22. trabzanı 1, 2, 3 zincir çekip halkanın içine başına dolamadan dibine sık iğne ile kapatarak aşağı inerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekelim. Ve yine çıkarken çektiğimiz boyutta
olmak üzere örümceğimizi çekelim. Aşağıdan 1, 2, 3. Şurada bakalım kaç tane atlamışız. Hemen 1, 2, 3, 4. Şimdi aşağıdan arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4. Beşinciye kapatmışım orada. 1, 2, 3, 4. Beşinci burası. Başına bir kez doluyoruz. Beşinci tığ battığımıza giriyoruz. 2, 2 alıyorum. Bakın böyle. Şimdi bir zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yanındaki tığ battısına girdim. 2, 2 aldım. Şimdi 4 zincir çekip araya pimpirini yapacağım. 4 zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapadım. Araya bir zincir. Başına bir kez dola. Yandaki tığ battıya gir. 2, 2 alalım. 4 zincir çektim. Aradan girip kapatıp pimpirini yaptım. Araya bir zincir. Başına bir kez dola. Yandaki tığ battıya gir. 2, 2 alalım. 4 zincir. Aradan kapatıp pimpirini yapıyoruz. Böyle yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Sonra istediğimiz araya gelince bakın böyle buradaki ara gibi mesela yaptıktan sonra tekrar bu halkalı trabzan işlemini yapıp yuvamızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir batıp kapatalım arasına. Bir zincir başına bir kez dola yandaki tığ batısına gir. 2, 2 al. 4 zincir aradan gir kapat pimpirini yap. Araya bir zincir başına bir kez dola tığ batısına gir. 2, 2 al. Benimkisi örnek. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. 4 zincir aradan gir kapat pimpirini yap. Ben burada bitiriyorum. Dediğim gibi benimkisi örnek arkadaşlar. Ben bu kadar ara verdim ama yine söylüyorum benimkisi örnek. Biraz daha küçük olmuş olabilir arası. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burası oyamızın ters yüzü. Ters yüzünden bu halkanın yaptığımız trabzanların ilk trabzanından ipimizi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çekiyorum ben. Sizlerin eli gevşek ise 12 de çekebilirsiniz. 1, 2, 3 tane araya bırakıyorum. Dördüncüye kapatıyorum. Böyle. Tekrar 14 zincir. 14 zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3 tane trabzan bırakıyorum. Dördüncüye kapatıyorum. Tekrar 14 zincir. 'Dediğim gibi oyanın tersinden kuruyoruz bu köprüyü. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüye kapatıyorum. Bakın böyle arkadaşlar. 1, 2, pardon. Tekrar 14 zincir çektim. 1, 2, 3 tane bıraktım. Dördüncüye kapattım. Tekrar 14 zincir çektim. Şimdi ilk baş trabzanımızdan kapatıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane köprülü yuvamız oluştu. Bir zincir çekip düz yüzünü döndüm. İlk zincirime girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnesi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Battım, kapadım. Tekrar 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandaki yuvaya geçiyorum zincire. 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 1,
7 sık iğnemi yaptım. 5 zincir çekiyorum. 5 zinciri kapatıyorum bu ortada. Tekrar 7 sık iğnesi. Yedi. Yandaki yuvaya geçiyorum hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yani bu yedi sık iğnesi ortası oluyor tam. Bu yuvaya girip yedi sık iğnesi yapınca beş zincir çekiyorum. Beş zinciri buraya kapatıyorum. Tam ortası oluyor. Yine yedi sık iğnesi yapıyorum. İki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yandaki yuvaya geçiyorum. Aynı işlemle buraya da 7 sık iğnesi, 5 zincir, 7 sık iğnesi. Diğer yere de 7 sık iğnesi, 5 zincir, 7 sık iğnesi yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, son yuvamın da 7 sık iğnesini yaptım. Bakın burada görüntüde sorun oluştu yine. Dibine batıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum hanımlar. Bu aşamamızda ortaya çıkacak işlem böyle hanımlar, gördüğünüz gibi. 7 sık iğnesi, 5 zincir, 7 sık iğnesi. 7 sık iğnesi, 5 zincir, 7 sık iğnesi şeklinde yuvalarımızı tamamladık. Şimdi üst kısmına geçelim. Bu arada arkadaşlar, ip rengini soran arkadaşlarımız için gösterelim. Leylak 699 numara. Bu yeşilimin rengi leylak 699 numara. Şimdi kullanacağım mavi ise turkuaz arkadaşlar. Leylak turkuaz diye alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Şimdi mavi renk ipimi aldım. Tığıma sabitledim. Oyamızı alıyoruz. Düz yüzünden aldık oyamızı elimize. Bakın düz yüzünden. Şimdi bu ilk başladığımız yuvanın dibinden mavi renk ipimi sabitliyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu beyazın dibinden, düz yüzünden olmak üzere sabitledik. 6 zincir çektim. İlk baş bakın bu ortadaki 5 zincirli yuvamıza sabitledim, kapadım. 1, 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Yine kamerada bir sorun var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yuvaya sabitledim. 2 zincir çektim. Başına bir kez dolayıp yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Burada 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Buradan bakın aşağıdaki 1, 2, 3. pimpireye giriyorum. Çıkardığım ilmeği buradan alıp arasından geçiriyorum. Ekleme yapacağız. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Şu iki trabzan arası girip kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Yuvaya girdim. Sık iğne ile kapadım. Birinci yaprağın pimpirinden eklemiş olduk. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan 2 trabzan arası girdim. Kapadım. Pimpirik yaptım. 2 zincir çektim. Yuvanın içine sık iğne ile inip kapadım. İkinci pimpirimizi de yaptık. 2 zincir. Başına bir kez dola. Yuvaya gir. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Kapadım. 2 zincir, yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane pimpiriğimiz oldu. Birinde eklememizi yaptık. 2 pimpiriğimiz daha yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ben burada 5 zincir çekeceğim. Şu ortaya arkadaşlar bakın, şu ortaya batıp kapatıyorum. Eğer ki 5 zincir yetersiz gelir, gererse 6 çekin. Bol kalırsa 4 de çekebilirsiniz. Bu ortada kapadım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Pardon, katı geldi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradaki tepedeki 5 zincirli yere girdim. Sabitledim.
İki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yine yuvaya girdim. İki, iki aldım. Bir, iki, üç. Üç, dört zincir çektim. Aradan girdim. Kapadım tepeye, pimpirik yaptım. Tekrar iki zincir çekip yuvanın içine inip sık iğne ile kapadım. İki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. İki, iki aldım. Dört zincir çektim. İki trabzan arası girdim. Kapadım. İki zincir çektim. Yuvaya sık iğne ile sabitledim. İki zincir. Başına bir kez dola. Yuvaya gir. İki, iki alalım. Dört zincir. İki trabzan arası girip kapatalım. İki zincir. Yuvanın içine sık iğne ile inip kapatalım. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki tam ortaya. Pardon arkadaşlar. Bakın buraya. Tam bu ortaya 5 zincirimi kapadım. Tekrar 5 zincir çektim. Buradaki yuvamıza 5 zincirli yuvamıza girdim. Kapadım. 2 zincir başına bir kez dola içine gir. 2 2 al. 1 2 3 4 zincir aradan gir kapat. 2 zincir çekip yuvanın içine sık iğne ile kapatalım. İnelim. Birinci pimpiriğimiz 2 zincir çek. Başına bir kez dola yuvaya gir. 2 2 kapatalım. 4 zincir aradan kapatıp pimpiriğimizi yapalım. 2 zincir yuvanın içinde sabitleyelim. 2 zincir başına bir kez dola yuvaya gir. 2 2 alalım. 4 zincir aradan gir kapat pimpiriğini yap. 2 zincir yuvanın içine sık iğne ile kapatalım. 5 zincir çektim. Şimdi 3 tane pimpirimi yaptıktan sonra bu ortaya kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Buradaki ortadaki yuvamıza girip aynı işlemle buradaki yaprağımıza bu yaprak gibi yapalım. Burayı da yapalım. Evet arkadaşlar bakın son yuvamızın son pimpiriğindeyim. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Burada 2 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu ilk başta yaptığımız gibi ekleme yaptığımız gibi bu son yapraktan da ekleyeceğiz. Bakın son pimpirikten. Son yuvanın son pimpirinden, üçüncü pimpirinden. 1, 2, şu üçüncü pimpiriğe giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine bu iki trabzan arası girip kapatıyorum. Pimpirinden eklemiş oluyoruz. 2 zincir yuvanın içine sık iğne ile inip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Beyazın dibinden sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi kestim arkadaşlar. İşte hanımlar. Şunu temizleyelim. Evet arkadaşlar oyamızın bitmiş hali böyledir. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.